Seçiminde nelere dikkat edilmeli? Çocuklar çizgi filmlerden ve karakterlerinden nasıl etkileniyor? Çocuklara iyiliği, duyarlılığı, kültürümüzü anlatan kitap kahramanı Şakrak ve onu çocuklarla buluşturan yazar Ayşegül Karazorlu iyi fikre geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şakrak hoş geldin. Merhaba. bugün bizimle birlikte olmanız önemli çünkü anneler, özellikle anneler ama tabii babalar da, dedeler de, anneanneler, babaanneler bizim programımızı izliyorlar. Ve hepimiz çocuklarımıza faydalı olmak istiyoruz. Siz de kitaplar yazıyorsunuz. Evet, piyasada çok kitap var ama sizin kitaplarınız yerli ve milli değerleri anlatan kitaplar. Kültürümüzü, tarihimizi aktaran kitaplar ve sıkıcı olmayan kitaplar. Çünkü çocuklar için bu çok önemli. Evet. Sizden bugün çok şey öğreneceğiz. İnşallah. İnşallah faydalı oluruz. Evet. Şakrak kitaplarının çıkış noktasından bahsedersem dediğiniz gibi yanlışlar bizi doğruyu yapmaya sevk etti. Çünkü çocuk alanında benim de çocuklarım var ve çocuklarıma aldığım kitaplarda önce kendim okuyorum. Çünkü içerikte bir defa bilinçaltı mesajları çok fazla maalesef. Evet. Sadece metinde değil, görsellerde de var yanlış mesajlar. Dediğiniz gibi kültürel anlamda bizim değerlerimize, bizim geçmişimizdeki kriterlerimizin tamamen tersi. Farklı yollarda, farklı metotlarla çocuklara bizim değerlerimizin dışında mesajlar verilmek isteniyor. Ama biz bunun farkındayız. Yeni nesil farkında. Anneler çok araştırıyor. Şu an gerçekten annelerin hem bu tarz değerli programlar ve işte uzmanlarımızın rehberliğindeki programlara katılımlar geçmişe göre daha fazla. Çünkü farklı ve doğru bilgiyi arama bir telaş var insanlarımızda. Yanlışları daha çok duymaya başladık. Evet. Duydukça da doğruyu arıyoruz. Biz de dedik ki evet, birçok kitap var ama Türkiye'den dünyaya açılan global anlamda baktığımız zaman yerli bir marka, kitap markamız yok. Kitap kahramanımız yok. Çünkü markalaşmakta, kitap karakteri oluşturmakta kahraman çok önemli. Kahraman çocuk için rol modeldir. Kahramanı ben diyor, ben. Evet. Şimdi peki siz Şakrak oluşturdunuz, çok güzel. Yani evet, çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi, kendine bir rol model edinmesi tabii ki bunların hepsi çok önemli. Biz peki çocuklarımıza okuma alışkanlığı nasıl kazandıracağız? Siz de annesiniz, iki çocuğunuz var bildiğim kadarıyla. Evet. Okuma alışkanlığında en önemlisi sevgi. Yani çocuk kitap okumayı nasıl sevecek? Sevdirmeyi düşünmemiz gerekiyor. Nasıl sevdireceğiz? Şimdi bununla ilgili kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Bazı kişiler biliyordur. Bir bayan kapısının önünde dışarı çıkmak üzereyken 3 tane yaşlı, aksakallı kişiyle karşılaşıyor. Ve evine davet etmek istiyor. Onlar diyorlar ki evde eşiniz var mı? Hayır diyor. Bayan o zaman gelemeyiz diyorlar. Akşam oluyor. Bayan eşine bahsediyor kapıdaki 3 yaşlı ihtiyardan. Beyefendi diyor ki o zaman diyor, hala dışarıdalarsa evimize davet et. Benim geldiğimi söyle diyor. Bayan dışarı çıkıyor. 3 yaşlı kişi hala orada oturmakta. Buyurun diyor, eşim geldi diyor. 3 yaşlı kişiden bir tanesi diyor ki biz diyor üçümüz aynı anda gelemeyiz. Tekimizi seçmeniz gerekli. Tekimizin ismi zenginlik, tekimizin ismi başarı, diğerinizin ismi sevgi. Bir kişiyi seçin diyorlar. Hanımefendi tekrar içeri giriyor. Eşine bahsediyor. Çocuğu da evde. Eşi diyor ki zaten diyor işlerim diyor çok zor gidiyor diyor. O zaman zenginliği seçelim. Zengin olalım. Bayan da diyor ki. Burada tabii maddi zenginlikten bahsediyoruz. Evet. Başarıyı seçelim diyor. Başarılı olalım diyor bayan da. Çocuğu diyor ki hayır diyor, sevgiyi seçelim diyor. Evimiz sevgi dolsun diyor. Sonra hep beraber karar veriyorlar. Sevgiyi seçiyorlar. Bayan dışarı çıkıyor. 3 yaşlının yanına gidiyor. Hanginiz sevgi diyor. Biz de sevgiyi seçmeye karar verdik. Sevgi oturduğu yerden kalkıyor. Kapıya doğru yaklaştığı zaman arkasından diğer ikisi de geliyor. Bayan şaşırıyor. Ama ben diyor sevgiyi seçtim. Hani tek kişi gelecekti. Yaşlı ihtiyar diyor ki sevginin olduğu yerde zenginlik de vardır, başarı da vardır. İşte kitap okumada da çocuklarımız severse biz birçok şeyi aşarız. Nasıl sevdireceğiz? Bir defa çocuğumuzu tanımamız gerekli. Çocuğumuz macera kitabını seviyor. Çocuğumuz tarih kitabını seviyor. Ve kitabı sevdirmek için onunla beraber kitap evlerine gitmek önemli. Fuarlara çok gitmek doğru. Önemli. Ya mesela benim çocuğum da ilkokul 1'e gidiyor. Ve sizin bu söylediğinize ben de kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki, bence öncelikle anne ve babayı okurken görürse modelliyor. Çok. Yani evde eğer kitap okulu okunuyorsa çocuk, evet kitap okumak diye bir aktivite var. Ayrıca boş zamanda kitap okumaz. Yani kitap
bir şeydir, emektir ve faaliyettir, o bir gerçek. İhtiyaçtır. İhtiyaçtır, kesinlikle evet, ihtiyaçtır. Öyle. Bir ikincisi de mesela çocuk uzay mı seviyor? Hani uzayla uzaydan aynen, bahseden kitaplar. İlgi alanını keşfetmek. Evet, mesela bir kız çocuğu ne bileyim ben kendisi gibi böyle kızlar, tabii ki bebeklerden mi hoşlanıyor? O kitabın içeriğinde böyle şeyler olmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Bir defa insanın ebeveyn olarak kendini keşfetmesi önemli. Yani biz ebeveyn olarak çocuklarımızla ilişkimiz nasıl? Neredeyiz? Hı hı. İnsanların hani dört hali vardır. Bir sandığın, iki sunduğun, üç sakladığın, dört de gerçek halin. Çocuklarımıza biz gerçek halimizle miyiz? Yoksa dışarıda hep böyle anne baba olarak şöyle yapılması gerekli, böyle yapılması gerekli, biz çocuklarımıza şöyle yapıyoruz deyip de eve geldiğimizde hadi kitabını al eline, hadi işte dersini çalış. Sadece emir kipleriyle, iletişim kurmadan, kitap biz okumayıp sadece çocuklarımıza kitabını oku diye yönlendirerek bizim önce kendimize bakmamız gerekiyor. Bir de beraber okumaktan çok hoşlanıyorlar. Evet. Yani öyle mi, tabii daha küçük yaşlardakilerden bahsediyorum. Ha öyle mi olmuş anneciğim, ne yapmış mesela şakrak ne yapmış şimdi falan gibi konuşursak eğer bu çok daha faydalı olur. Somut örnek vermek gerekirse tabii. Pelin Hanım, çocuğumuzla küçük yaş grubunda bir defa resimler çok önemli. Resimlerin dili var. Çocuğun görsel zekasını kuvvetlendiriyorsunuz. Aha. İşitsel anlamda siz onu okuduğunuz zaman işitsel dilini kuvvetlendiriyorsunuz. Hafızasını kuvvetlendiriyorsunuz. Ekranda izledikleri zaman çocuklar düşünmezler. Sadece olayı izlerler. Ama okuduklarında hayal güçleri gelişir. O yüzden çocuk kitapları evet, büyüktür, renklidir. Çocuk kitaplarında dikkat ettiyseniz yazarla çizerin ismi neredeyse böyle aynıdır. Hani yazılır ya kitabın kapağında. Çünkü orada çizen resimleme de çok, çok önemli. Evet, aynen, çok önemli. Ve o resimlemelerde çocuklara biz anlatıyoruz. Yani siz de bir anne olarak resme beraber hikayeyi ayrı okuyoruz. Aslında resmi ayrı okuyoruz. Hı-hı. Resmi çocuklarımızla paylaştığımız zaman çocuk tamamen bunu hayal gücünde canlandırıyor. Dünya edebiyatının, çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden yazarımız Roald Dahl şunu der her zaman. Hayal kurdurabilen kitap değerlidir. Çocuğumuzu hayal kurdurabiliyorsak, ama bu sadece okul öncesi grupta değil. Çocuklarımız ilkokul, ortaokul ve yetişkin grubunda da. Yani mesela şakrak kitaplarının şu okul öncesi grubu. Hı hı. Bunlar ilkokul grubu yalnız ve ortaokul grubu. Okul öncesinde de üstte Türkçe, altı İngilizce. Evet, ha? İngilizce telaffuzları, kulak aşinalığı olması çok önemli okul öncesi grubunda. İlkokul ve ortaokul grubunda şakrak kitaplarında sevdirmek dedik ya, hani oradan devam ettiğimde şunu göstermek istiyorum. Bakın kırmızı kelimeler var. Hı hı. Bunlar şifreler. Şimdi Hazreti Ali'nin sözü, çocuklarınızı günümüze göre yetiştirin. Günümüzdeki çocuklarımız teknoloji kullanıyor değil mi? Hızlı tüketiyorlar. Ellerinde çok fazla malzeme var. Biz onlara yenilikçi bir vizyonla çıkmamız mesela gerekiyor. Mesela şifre derken nasıl bir yöntem izlediniz? Şöyle, nasıl yapıyorsunuz? Kitabımızın içinde biz bazı kelimelerimizi kırmızı yaptık. Ve bu kelimelerimize her bölüm sonunda çocuklarımızın yazması gerekiyor. Yönerge var kitabımızda. Hmm. Şu kutulara yazıyorlar. Aslında bu bizim çocuklarımızın kelime dağarcığını arttırıyor. Okuduğunu yazma. Yeni kelimeler öğreniyoruz. Sonra tüm kitabımız bittiğinde her bölüm sonundaki şifreleri doldurduğunda bir tane gizli şifre var. Ama gizli şifre kitabın temasıyla ilgili. Yani kitabı anlaması gerekiyor. Bazen çocuklarımız diyor iki defa okudum, beş defa okudum. Ama diyor ki şifreyi öğrenmek için çok, yani hikayeyi çok sevdiğim için okudum diyorlar. Ve en sonunda gizli şifreyi internet sitesine yazdıklarında onlara, tüm çocuklarımıza işte günümüz teknolojisinde dedik ki ne verebiliriz? İşte onların dikkatini çeksin, merak uyandırsın. Hani merak çocuklarımız için en önemli kriterlerden bir tanesidir ya. Biz de dedik ki 3D hologram animasyon videosu yapalım. Kısa bir şey olsun. Çok fazla teknoloji başına vakit geçirmesinler ama teknolojiyi de doğru kullanmadığına farklı bir malzememiz olsun. Telefondan, tabletten şakrak dışarı yansıyıp dans ediyor. Şimdi şakrak burada görüyoruz ama onlar tamamen 3D hologram tekniğiyle görüyorlar. Şakrak misyonu var, iyilik. İyilik üzerine dedik farklı bir şey yapalım ve her ay çekiliş yapıyoruz. Çekiliş sonucunda tüm kitaplarımız için ayrı çekiliş yapıyoruz. Şakrak 1, 2, 3, 4, 5 için ve çocuklarımıza şakrak iyilik madalyası gönderiyoruz. Hı. İşte kitabı sevdirmek için aslında biz çalışıyoruz. Nasıl iyilikler yapıyorlar peki? Çok, yani okul öncesi grubundan atölye çalışmasında bir tanesinin anlattığı iyilik çok hoşuma gitmişti. Biz bir defa tüm çalışmalarla çocuklarla iyilik kutusu yapıyoruz. Hem okul öncesi grubunda hem ilkokul grubunda. Şu kutu mu? Evet. Ay, onu alabilir miyim şimdi? Merak ediyor ama sadece
Çocuklarda yok tabii merak. Büyükler de merakla. Neymiş bu kutu? Evet. Çocuklarımız kendi iyilik kutularını yapıyorlar. Bizim küçük iyilik kutu formlarımız var. Sonra da başkaları için iyilik hayali kurduruyoruz çocuklarımıza. Hı. Doğa için, canlılar için, bir tanesini çok için. Böyle etkilendim demiştiniz. Neydi o? Evet, okul öncesi çocuklarımızdan bir tanesi dedi ki, ben dedi bir gün yolda arabada gidiyoruz, seyahat halindeyiz. Hı. Yanımda arkadaşım vardı, elinde çöp vardı, camı açtı ve çöpü dışarı atmak istedi. Ben engel oldum. Hı. Neden dedim? Birincisi dedi, yerleri kirletmiş oluyoruz. İkincisi dedi, arkadaki arabanın kaza yapmasına sebep olabiliriz. Bunu söyleyen 5 yaşında. Aya, ama anne baba öğretmiş. Çok güzel. Anne baba öğretmiş tabii. Bakayım neler yazmışlar bakayım. Biz şu an tüm imza günlerinde iyilik, hayaliniz iyilik olsun sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Demiş ki ailemizin sağlıklı olması, köpeğimizin olması... Ay ben de böyleydim. Ay sürekli evde bir şey olacak, hayvan olacak. Köpeğimizin olması, kedim ve kuşumun sağlıklı olması... Ay yavrum, yalnız bu çocuk şey, bir sağlık imtihanından yani bir şey olmuş birisi. Mutlaka sebepleri vardır. Nasıl bir ele veriyor kendini? Ay yavrum benim, köpeğimizin olması göre. Diyor. Evet, yaşadıklarına göre. Bakayım, yetim kardeşlerimize giysi, ayakkabı, mont, yiyecek içecek. Bak bu çok... Ne kadar? Bu çocuk... Başkalarına faydalı olmak evet, istiyor. Evet, bu çok duyarlı bir ailenin çocuğu herhalde diye düşünüyorum. Siz de herhalde öyle çıkarımlar yapıyorsunuzdur değil mi? Evet. Bir tanesi çizmiş. Yavrum benim ne düşündü acaba? Doğayı korumak, bütün çocukların eşit şartlar altında eğitim görmesi. Aferin. Annemin telefon, annesinin telefonu ne yazmış? Neden? Çünkü biz daha sonra bu çocuklarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Ha, evet. Annesini yazmış. Bu da güzel. Her kız çocuğunun bir lol bebeği olsun. Ne bu acaba? Herhalde öyle bir karakter popüler bebeği. Bir şey var. Karakter bebeğidir. Karakter bebeği. Aferin size. Çok büyük bir araba almak istiyorum. Hadi bakalım gerçekleştirin bunu. Ondan sonra. Arkadaşıma bir kitap almak isterdim. Melike. E al güzelim. Senin hayalin yine güzelmiş, iyiymiş. Al bir tane bak ne güzel. Bu arada hediye edeceğiz değil mi kitaplardan? Tabii hediye edeceğiz. Üç tamam. Tane. Üç tane iyi fikir. TRT Instagram hesabımızdan maceralı, heyecanlı bir kitap çıksın demiş. Ondan sonracığıma. Ay çok alem bu çocuklar ya. Çok güzel hayalleri var. Biz etkinliklerde çocuklarla hem iyilik hem de işaret... Toprakla Disneyland'a gitmek istiyorum demiş. Poli oyuncağım olmasını istiyorum. Bir de scooter'ım olsun istiyorum. Ay ya işte çocuk ne hayal kuracak? Bisikletimin olmasını istiyorum. Sokak hayvanları için yem ve kulübe istiyorum. Aferin size. Çok duyarlı mesajlar. Biri de şakrak. Seni seviyorum yazmış bir tanesi de sana. O da kalp gönderiyor. Kalp gönderiyor. Güzel ya. Ay bayılıyorum çocukların. Fakir çocuklara hediye almak istiyorum demiş. Aferin sana. Bakayım. Bütün sinema ve tiyatrolar biletsiz olsun çocuklar. güzel. Luna Park'a gitmek istiyorum demiş. Gökhan'la birlikte. Peki. Gökhan'la arkadaşın ismi de belli. İnşallah ailemin golden'ları olur. Ay bu da köpek istiyor. Ya çocuklar. Çok güzel. Çok tatlısınız. Neyse ben bunların hepsini yayından sonra okurum. Anneme kendi tasarladığım evet. Bir elbiseyi hediye etmek istiyorum. Aynen. Vay. Çok güzel. O da benim dikkatimi çekmiş. Çok evet güzel. Bir de güzel yazmış. Okudum. Muhtemelen çocuk güzel de çiziyor. Anneme yardım etmek. Niye acaba? Yardımcı olmak istiyor. Annesi demek ki belki üzerindeki yükü fazla. Ya da belki diyoruz ya şu annene bir yardım et be çocuğum. Şu sofrayı toplu be falan diyoruz ya. Belki onunla alakalı. Doğru davranış kazanımı çok önemli. Peki biz şuradan da biraz bahsedelim istiyorum. Değerler atlası. Burada tabii ki bahsi geçen değerler hepimizin çocuklara vermek istedikleri. Onlar nedir? Hoşgörü, empati, çalışkanlık, özgüven, alçak gönüllülük, kanaatkarlık, sabır... güven, yardımseverlik, sorumluluk, sevgi, saygı, adalet ve dürüstlük. Evet. Evet, herkes bunları istiyor ama nasıl vereceğiz? Biz çocuklarımızla tüm etkinliklerde, şakrak iyilik oyunu etkinliklerinde bu oyun halımız üzerinden işte oyunla eğitim çok önemli. Şakrakta tamam kitap okumak, kitap okumayı sevdirmek, mesela şakrak kitapları 6000 çocukla bir test yapıldı. Ve çocuklara değerleri öğreten
Ayrıca kitap okumayı sevdiren kitap seçildi. Biz de dedik ki önce bizim amacımız neydi? Kitap okumayı sevdirmek. Sevdirdikten sonra onlara farklı değerlerimizi, mesajlarımızı kitabın dışında da devam ettirmemiz gerekli. İşte bu oyunlarla. Sonra onun dışında kart oyunlarımız var. Biz bu oyunlarımızı Şakrak'la beraber sahnede ya da okul programlarında davet edildiğimiz organizasyonlarda... Peki Şakrak olmadan öğrenemiyor muyuz bunu biz? Ya, tabii ki öğrenebiliyoruz. Hı. Biz ucu açık sorular soruyorum ben çocuklara. Mesela biz evde nasıl çocuğumuza... bunlardan bahsedeceğiz. Çocukların yöntemi nedir? Çocuklarımıza bir defa hayatın içinden örnekler sunacağız. Yani işte yolda gidiyorsun, bir arkadaşını gördün, senin elinde şemsiye var ve yağmur yağıyor. Arkadaşının şemsiyesi yok. Şimdi ne yapman gerekli bu noktada? Aslında biz değerlerimizi hayatın içinden sunmamız gerekli. Çünkü çocuklar karşılaştıkları zaman hayatın içinde nerede nasıl davranacaklarını dediğiniz gibi bizden öğreniyorlar. Biz doğru örneklemeler yaparak ve bunu oyunlaştırırsak buradaki biz sadece görsele döktük. Hayatın içinde yaşadıklarımızı, empatiyi, çalışkanlığı, özgüveni görsele döktük ve bunu biraz daha oyunlaştırarak yarışma şekline dönüştürdük. Şimdi oynayabilir misiniz biz sizi bir seyretsek? Ha? Olur, oynayalım. Tamam. Şakrak. Mesela şu tarafa ama şu ben... dönmek gerekiyor. Nasıl? Yani yazının üstüne. Tamam, olsun, dönün. Ya şöyle ben örnek göstereyim. Ya Şakrak istersen. Gel Şakrak. Hani eğer o buraya gelmesi gerekiyorsa gelsin, ben oraya geleyim. Şöyle geçelim. Mesela normalde bu en az iki kişiyle oynanıyor. Ha, ben de oynayayım o zaman, olur. Tamam. Şu yazının diğer tarafına geç Şakrak. Şakrak biraz yanlandı. Heyecanlandı, canlıyla heyecanı bastı. Evet. Şimdi Pelin Hanım siz de o tarafa alın o zaman. Tamam. Şimdi değerlerimizden bir tanesini soruyoruz ve konuşmak yok bu oyunda. Ha, konuşmadan tamam. Sadece hangi halkadaysa yazımız o halkaya zıplıyoruz ya da geliyoruz o halkaya içine giriyoruz. Tabii çocuklarımızla biz böyle grup oynadığımız zaman hı-hı, yarışma yapıyorlar ve ilk başta hemen o halkayı seçmeye çalışıyorlar. Sorumuzu işte hangisini soralım? Evet, Ayşe'nin çok güzel bir ayakkabısı var, yeni almış. Ama annesiyle beraber çarşıya çıkıyor ve çarşıda mağazada farklı bir ayakkabı görüyor. Almak istiyor bunu. Almak istiyor. Annesi diyor ki hayır diyor, şu anda almamamız gerekli. Sen diyor elindekiyle yetinmen gerekli. Elimizdekiyle yetinmek, bu değerimizin ismi nedir? Hmm. Mesela düşünün ki 10 tane çocuk var. Oynalısının biraz daha ilerisinde ve ilk o değerimizin üstüne gelen oyunu kazanıyor. Şimdi bakalım Şakrak mı bilecek, ben mi bileceğim? Evet Şakrak. İstersen yardımcı olayım şöyle. Şakran ayakkabısı zaten iki tane halkayı kaplar. Ya Şakrak evet gerçekten. Ben üstüne gelsen bir tane sen çok avantajlısın. Evet kanaatkarlık. Bravo Şakrak. Cevabımız. Evet gel Şakrak. Tabii şöyle bir durum da var. Çocuğun evet, kelime haznesinin de geniş tabii olması gerekiyor. Yani bir çocuk sevgi nedir? Evet kafasında muhakkak bir karşılığı okul vardır ama. Okul farklı mesela oynuyoruz. Empati evet, çocuk için çok kolay bir çok kavram önemli değil. Kanaatkarlık o da çok. İlkokul, ortaokul düzeyinde bu şekilde oynuyoruz. Hı-hı. Okul öncesi grubunda renklerle oynuyoruz. Ha. Çünkü okul öncesi grubu yani zaten okuma yazma bilmedikleri için onlara şu görselleri okul öncesi grubu için hazırladık. Hı hı. Yazılardaki kenarlarını da hepsine farklı renkler yaptık. Okul öncesi grubunda renk üzerinden oynuyoruz. Soruyu soruyoruz, şekilleri görüyor, şekilleri inceliyor, görsel zekasını arttırmak adına hı hı, ve renklerle cevap veriyor. Hangi rengin üstüne zıplarsa zaten o doğru cevap olmuş oluyor. Dediğiniz gibi oyunları dahi mutlaka çocukların yaş grubuna göre belirlememiz gerekli. Mesela şu kart oyununda burada bir sürü görseller var. Dikkat ve hafıza oyunu. Burada da tek tek şekiller var. Şimdi bunu her yaş grubuyla oynayabiliyoruz. Hı. Mesela iki tanesini alın oradan. Tamam iki tanesini aldınız. Ha, öyle herhangi iki. Tamam evet herhangi aldım iki tanesini. Tamam şimdi bakmayın ona. Şu buraya bakmış bakın. Bulundum çok, neyse. Çok önemli evet değil. Çok hemen önemli dürüstlük. Şuradaki şekillere bakalım. Baktım. Evet. Ya şimdi elinizdeki karta bakın. Bu şekillerden kaç tane var? Ay bir tanesini hatırlıyorum, öbürünü hatırlıyorum. Ay işte. Allah topu iki taneye bakmışım. Ya şunu hatırlıyorum tabii ki. Ha, bu çocuklardaki... Dikkat ve hafıza. Dikkat odaklanmak ve hafıza önemli. Çok fazla teknolojiyle vakit geçirdiğimiz zaman dikkat dağınıklığı oluyor. Bunu gidermek adına bu tarz oyunlar çok önemli. Mesela böyle bir kartımız yok. Gerçi bu kartları biz kendimiz de yani bunları tabii ki alabiliriz. Ev içerisinde. Evde de yapabiliriz kendimiz kartları. Aynen yapabiliriz. Yani bir biz kartonun aslında fikir üzerine sunmuş oluyoruz. Evet evet bir kartonun üzerine şekiller yapıp hı-hı, veya şey de olabilir yani gün içinde kullanılan malzemelerden de günün sonunda yatmadan anneciğim biz bugün hangilerini kullandık diye sorulduğunda aynen güzel olur değil mesela mi? Bir kutu yapabilirsiniz, kutunun içine koyabilirsiniz, önce gösterirsiniz, çocuğun yanına verirsiniz bir iki tanesini, sonra kutunun içinden
seçmesini istersiniz. Ve onu bakalım hatırlayacak mı? Yani dediğiniz gibi anneler evde kendi elindeki malzemelerle bu tarz dikkat oyunları hazırlayabilir. Veya evde bir iyilik kutusu yapabilir anne, baba. Ve sonrasında mesela bugün biz ne iyilik yaptık? Diyebilir. Ha bakın, mesela şu. Evet, bu işte iyilik kutusu basit. Aha. Normal bir A4 kağıdına ya da daha büyük bir kağıda da çıkartabilirsiniz. Bunu çocukla beraber kesip katladığınızda iyilik kutusu oluyor. Hı hı. Ve bu iyilik kutusu içerisine çocuklarımızın doğru yapmış olduğu davranışları atabiliriz. Bakın, davranış kazanıma. İkincisi, çocuklarımızın yapmış olduğu iyilikle ilgili farkındalıkları koyabiliriz. Hı hı. Ama mutlaka daha sonra kutuyu açıp okuyacağız. Ya da şöyle yapabiliriz. Mesela anneyle koordineli olursa çocuk, misal babaya veya anne babayla ise işte hafta sonu dedemizi gördüğümüzde bu kutumuzu götüreceğiz. Neler yaptığını sen dedene anlatacaksın. İşte ne yaptın hafta içinde? Sokak köpeğine su verdim. Güzel bir davranış. Mesela ya da arkadaşıma ödevinde yardım ettim. Evet. Çok doğru söylediniz. Okul öncesi çocuklarıyla yapmış olduğumuz çalışmada bir gün bir öğretmenimiz geldi. Biz atölye çalışmasında iyilik kutusu yapmıştık. Bir gün dedi ki, hocam dedi, sizin sayenizde dedi çocuklarımız dedi kendi kıyafetlerini giymek için yarış yapıyorlar. Hı hı. Çünkü biz o gün çocukların doğru yapmış olduğu davranışları, işte kıyafetine hep yardımla alıyordu ama yardımsız aldığı gün içine koyuyordu. İşte yemek yerken tamamen kendisi her şeyini, tüm ihtiyaçlarını giderdiğinde, evet bugün her şeyini kendisi yedi, ellerini yıkadı, işte tuvaleti alışkanlığı kazandırmak adına birçok davranışı kutunun içine attık. Sonra açıp okuduk çocuğumuza. Çocuğumuz o yapmış olduğu davranışta küçük ödülle ya da işte böyle küçük ev içerisinde ona istediğini gerçekleştirerek yaptığımızda çocuğumuzun davranış kazanımı pekişmiş oldu. Hı hı. Yani biz çocuklarla yapmış olduğumuz faaliyette hayatın içinden, yani siz dediğiniz gibi anneannesi, dedesi ve yetişkinlerle beraber iletişimini de arttırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Paylaşım yapıyor. Ve öyle bir şey ki bu sadece anasına, babasına, işte çevresine, akrabalarına değil sadece topluma faydalı bireyler de yetiştiriyoruz. Yani anne babalara çok 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 büyük ödevler düşüyor. Ben bir örnek haberi de şimdi ekranda taşımak istiyorum. Bir beyefendi bir gün aç köpeklerle karşılaştığı zaman diyor ki röportajında, o kadar acı bir şey ki, çok acıktığı için yani ölü annesini emen yavru köpekler gördü bu gözler diyor. Evet. Ve sonra bir aşevi kurmuş sokak hayvanları için. Bence çok etkileyici. İşte muhtemelen vicdanlı ve doğru yönlendiren ve gerçekten bu bahsi geçen değerleri sindirmiş, çocuğuna güzel anlatmış anne babaların çocukları işte büyüdüğü zaman böyle insanlar oluyor, değil mi? İşte okuduğumuz kitaplar bu anlamda önemli. Okuduğumuz kitaplardaki mesajları çocuk hızlı algılıyor. Hı hı. Ve kahramanı severse, kahramanın mesajları. Biz neden iyiliği seçtik? Çünkü hayatın özü iyilik. Her şey iyilik üzerine kurulu. Hani çok başarılı bir mühendis olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. Hı hı. Ama empati yeteneğiniz yeterli değilse, hastaları kapınızda keyfiyetten bekletiyorsanız, o zaman ne oluyor? İnsanlığınız yarım kalmış oluyor. Evet. Ayşegül Hanım, gerçekten tebrik ederim. Çok güzel. Bakalım, benim oğlana da sağ olun getirdiniz. Oğluşuma da götüreceğim. Biz bu faaliyetlerden de yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, anlattığınız için. Şimdi o bahsettiğimiz haberi hep birlikte izleyelim. Sokak hayvanlarına adanmış bir ömür. 16 sene önce yolda yaralı bir köpekle karşılaştığım zaman başladık bir işe. Ondan sonra ormanlara attık kendimizi. Yaklaşık 13 sene ekmek dağıttım dağlarda. Yaralı bir köpek hayatının akışını değiştirdi. Dağlarda ekmek dağıtırken oradaki karşılaştığımız manzaralar, acılar bizi çok üzdü. Ölmüş yavrusunu yiyen anneler, ölmüş annesini hemen yavrularla karşılaştık. Fabrikasının bahçesine aşevi kurdu. Biz bu işi çözemezsek, kedilerin, köpeklerin, acizlerin hakkını veremezsek, vay insanlığın haline yani. 2500 köpeğe umut oldu. Biz kedinin, köpeğin hakkını vermeye çalışıyoruz. Allah'ın gönderdiği rızkı bir kargo memuru gibi dağa taşa dağıtıyoruz. Hayır. Biz bunu vallahi de billahi de Allah aşkına, hayır, Allah sevgilisi yapıyoruz. 5 tane sigortalı arkadaş var burada. Sabahtan buraya gelirler. Şu gördüğünüz gibi yemekleri pişer, kovalanır, dağlara dağıtırız. O öğlenden sonra tekrar et ve ekmek toplanmaya gider. Bu şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Yolu kendisi gibi bir hayvan dostuyla kesişti. Gel, 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 gel.
ve hayaller gerçeğe dönüştü. Bir yer açsak dedi, bir aşevi destek olur musun? Hayalim gerçek olur dedim. Ünal Hekim ve Şazene Elik hayvan sevgisiyle herkese örnek oluyorlar. Ve bugün de iyi fikri tamamlıyoruz sevgili seyirciler. Bakalım bugün TRT Arşiv'den bizler için hangi sanatçı çıkacak? Yarın 13.30'da yine TRT 1 ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı? Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı? Ak düştü saçlarına, dert girdi yıllarına. Gelmek için yanıma biraz geç kalmadın mı? Ak düştü saçlarına, dert girdi yıllarına. Gelmek için yanıma biraz geç kalmadın mı?